Sanatçılar Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu içinde oy kullanma çağrısı yaptı. Sandığa sarıl kampanyası başlatan ünlü isimler kararın ne olursa olsun oyunu kullan, sandığa sarıl diyor. Haluk Bilginer, Ece Uslu, Mehmet Günsür. Özgürlük için 28 Mayıs'ta sandığa sarıl. Oyuncular bu kez ekrana değil sandığa çağırdı vatandaşı. Korkularına değil umutlarına sarıl. 28 Mayıs'ta sandığa sarıl. Sanatçılar sandığa sarıl kampanyası paylaştı. Özgürlük için 28 Mayıs'ta o sandığa sarıl. Çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Çocuklarımın karnını nasıl doyuracağım diye düşünmemek için 28 Mayıs'ta sandığa sarıl. Oyuncu Tuğba Büyüküstün de bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takım taraftarı gibi değil, bilinçli oy kullan. Araştır, gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil yazdı. Of Allah'ım of, nedendir hep zor da sana gidişim. Güzel oyuncu o kadarla da kalmadı. Uzun bir metin halinde yaptığı paylaşımında birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Ayrışmak, karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz? Kendimiz ve ülkemiz için dedi. Büyüküstünün mesajı hayranları tarafından da defalarca paylaşıldı. Korktum artık çarklarım düşünden. Bir başka oyuncu Azal Kaya da seçim gecesi müşahit olacağını duyurdu. Çiçeği burnunda anne bebeğiyle birlikte bekleyecek. Haberi de her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için notuyla paylaştı. Demokrasi için 28 Mayıs'ta sandığa sarıl. New York'ta Türk evine yapılan saldırı Washington'la Ankara arasında ipleri germişti. Binanın camlarını levye ile kıran o saldırgan Türk çıktı, Recep Akbıyık. Türkiye'de de sabıkası olduğu belirlenen saldırgan her yerde aranıyor. Türk evi orada size bir emanettir. Türk evinin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı yetkililere böyle seslenmişti. Türk evine saldıran o saldırgan da Türk çıktı. New York Başkonsolosluğu'nun da olduğu Türk evine levye ile saldıran zanlının Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu belirlendi. Türkiye'de de yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurmaktan suç kaydı olduğu tespit edildi. Akbıyık geçtiğimiz yıl Giresun'dan Meksika'ya gitmiş, oradan da sınıra kaçak girmek için polisle çatışan mültecilerle birlikte Amerikan topraklarına girmişti. Türk vatandaşlardan gelen telefonlar sayesinde saldırganın kimliği tespit edildi. Polis kaldığı evsizler barınağını bastı ama yerinde bulamadı. Akbıyık'ın bir süre Long Island'da bir benzincide çalıştığı anlaşıldı. Hala aranan zanlının psikolojik sorunları olduğu iddia ediliyor.